Akşamlar, ben Onur Nurdemir. Gündem ve Ötesi'ni bu hafta Samsun Ulaşım Daire Başkanı Sayın Kadir Gürkan'la konuşacağız. Sayın Gürkan daha önceki programlarımızda da konuk olmuştu ve bir sonraki program için sözünü vermişti. Verdiği diğer sözlerle beraber bu sözü de tuttuğu için Sayın Gürkan'a bir kez daha teşekkür ederiz. Teşekkür bu akşam neyi konuşacağız? Samsun kamuoyunu bir süredir meşgul eden ulaşım ana planı var. Ulaşıma dair diğer yatırımlar var ve o yatırımların belki de en halka dokunanı, en çok hissedilenlerden 70 adet otobüsün pazartesi itibariyle halkın kullanımına açılacak olması. Bugün farklı bir gündem, hiç malum, ona da bir değinmekte fayda var şüphesiz. 10 Kasım bugün Atatürk'ün vefatının 79. yıl dönümü. Kendisini bir kez daha saygıyla, minnetle ve özlemle anıyoruz. Sayın Gürkan, hoş geldiniz yayınımıza tekrar. Hoş bulduk, hoş bulduk. Biz de Atatürk'ümüzün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün aramızdan ayrılışının yıl dönümü nedeniyle saygı, rahmet ve minnetle biz de anıyoruz. Nur içinde yatsın. Efendim, şimdi bir süredir sizin ana aktör olduğunuz konulardan bir tanesi ve Samsun halkının da hakikaten merak ettiği bir nokta, ulaşım ana planı çalışmaları var. Ve bu plan hazırlanırken aslında diğerlerinden farklı bir nokta var. Aslında hepimizin o yıllardır istediği ve talep ettiği bir durum hayata geçti. Vatandaş ne istiyor? Vatandaşın nasıl bir talebi var? Bunun üzerinden yola çıkıldı. Belki de en konuşulması gereken nokta burası. Gittiniz anketörlerle tek tek evlere girdiniz, iş yerlerine girdiniz ve kardeşim ulaşımla ilgili nasıl bir sıkıntınız var diye vatandaşa tek tek sordunuz. Daha fazla detay vermeyeyim. Bu aşamada neler yaşandı? Buraya kadar nasıl geldi? Bu hareket nasıl çıktı? İsterseniz ondan konuşalım ve Samsun Ulaşım'ı Sayın Yusuf Siyah Yılmaz, onun da girizgahını yapalım. 15 yılın planını hazırlıyoruz dedi. Evet. Bu planla ilgili tüm detayları sizden alalım. Evet. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Yusuf Siyah Yılmaz Bey'in talimatıyla başlamış olduğumuz bir çalışma. Aslında 2016'nın başlarında başladı bu çalışma. Biliyorsunuz Büyükşehir Yasası'yla beraber ilçelerimizin de ulaşım ve trafik yükümlülükleri, gerekleri Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin uhdesine geldi. Bizler de ilçelerde ulaşımın aktörleriyle yerinde beyin fırtınası veya arama toplantıları diyebileceğimiz toplantılar yaptık. Bu toplantılarda onların yaşadıkları sorunlar, beklentiler, çözümü olan ancak çözülmeyecek gibi anlaşılan sorunları tespit ettik. Sonra döndük. Kısa, orta, uzun vadeli planlar yaptık. Kısa vadede çözüm üretebileceklerimizi zaten hiç bekletmeden UKOME komisyonumuz marifetiyle ve Fen İşleri Daire Başkanlığımız yardımcılarıyla bunları hayata geçirdik. Ancak orta ve uzun vadeye baktığımızda elimizde ulaşım ana planının güncellenmesi gerektiği ortaya çıktı ve çalışmalara başladık. 16 Ekim 2017'de başladık çalışmalara. Bu çalışmalar kapsamında hedeflediğimiz 45 bin kişiye ulaşımla ilgili sorular sorarak gerçeği öğrenebilmekti. Biz burada vatandaşımıza, hanesine ziyaret ettiğimizde sorduğumuz sorular aslında çok yalın. Bugün sabah işinize veya hastaneye veya alışverişe veya gezmeye giderken nasıl gittiniz? Saat kaçta çıktınız evinizden? Akşamleyinde gittiğiniz yerden dönerken nasıl, hangi vasıtayla geldiniz veya yürüyerek mi geldiniz? Saat kaçta döndünüz? Bunlar, bu veriler bizim durum analizi yapmamızı kolaylaştıracak. O durum analizinden sonra modeller oluşturulacak ve Samsun halkı ilçelerde dahil nasıl bir ulaşım modelini kullanıyor göreceğiz. Ondan sonra istekleri ve beklentileri doğrultusunda bu modeli baz alarak alternatif seçenekler, iyileştirmeler, değişimler planlanacak. Bu planlama esnasında ulaşımın tüm aktörleri, üniversite, meslek odaları, sivil toplum örgütleriyle değerlendirme toplantıları yapacak. Onların katkılarını, önerilerini mutlaka alacağız. Önemsiyoruz ki yönetim anlayışımız tamamen katılımcı bir demokratik yönetim anlayışı. Ulaşımda yaptığımız her çalışmada bu fikir akışına karşılıklı zemin hazırlıyoruz ki doğruyu bulalım, doğru yapalım, yanlış yapmayalım diye, kaynakları israf etmeyelim diye. Ulaşım ana planında
Birincisi halkımızın güvenli, konforlu, sürdürülebilir, erişilebilir toplu taşıma ulaşabilmesi. İkincisi de bir de trafik sayımları yapıyoruz biliyorsunuz. Trafik sayımlarında da mesela sizlerle de sohbet ederken güncel yaşantımızda trafik önemli konu başlıklarından bir tanesi. Eleştiriyorsunuz mesela diyorsunuz ki Lise Caddesi şu saatlerde korkunç sıkışık ama niye göre? Hangi bilimi, hangi akılcı yönteme göre? Burada da gene verileri alıyoruz. Bireysel ulaşımı yakalamaya çalışıyoruz. Ne kadar binek araç hususi ve içinde kaç kişiyle gidiyor? Daha bu rakamlar toparlanıp dijital ortama atılmadı. Bunlar atıldıktan sonra tabii ki paylaşılacak ama görüntü itibariyle hususi araçlarla bir bazen iki kişiyle erişimi çok sık yapıyoruz. Bu bir maliyet artışı, trafik yoğunluğu ve hava kirliliğini de beraber getiriyor. Ama bunları öğrendikten sonra trafik verilerini aldıktan sonra da yol ve diğer unsurlar planlanırken bu verilere göre hesaplanacak. Ve biz beklentiyle hizmetleri örtüştüreceğiz. Ana gayemiz, Büyükşehir Belediye Başkanımızın da verdiği talimat bu doğrultuda. Halkımıza sorarak, onu iyi analiz ederek beklentileri ve hizmetleri bir araya getirmeye, meç etmeye çalışıyoruz. Ya aslında en önemli nokta bence orası, hani biraz konunun dışına çıkacağız belki ama hani eğitim sistemini şimdi tartışırken uzmanlar hep şunu söylüyor. Tamam bir değişiklik yapılıyor ama hani bunu konunun paydaşlarında tartışmadık, konuşmadık, üniversiteyle konuşmadık, eğitim camiasıyla konuşmadık ve böyle bir değişiklik yaptık. Şimdi yıllardır hepimizin hastalığı olan o durumdan galiba Samsun'da uzaklaşıyoruz, kopuyoruz. Yani olayın tüm paydaşlarıyla. Paydaşlarıyla. Evet. Vatandaşa, evindeki kadına, öğrencisine. Kesinlikle. Yani trafiği kullanan her kimse onunla ortak bir şekilde, ortak bir paydada buluştunuz ve dediniz ki kardeşim beraber yapalım. Evet. Biz bu sorunu beraber çözelim. Bence en önemli nokta buydu bu ulaşım ana planında ve yapılması gereken bu noktada bununla ilgili bundan sonrası için de zannediyorum bir örnek teşkil edecektir. Hem Samsun için, şehrimiz için hem de ülkemiz için. Böyle bir ortak paydanın da mutlaka etkilerini görüyorsunuzdur. Onu da konuşalım biraz isterseniz. Tabii çok güzel dönüşler geliyor. Fakat konudan elimizden geldiği kadar sizlerin aracılığıyla biz yaptığımız çalışmayı topluma geçirmeye çalıştık ama geçiremediğimiz yanlar da oluyor. Evine anketör geldiğinde ki üzerinde Büyükşehir Ulaşım Daire Başkanlığı yeleği, elinde valilik izin yazısı, başkanımızın o hane halkına yazmış olduğu matbu yazıyla beraber gitmesine rağmen çekinceler oluyor. Problemler olabiliyor. Onlar yaşanacak şeylerdir. Oluyor. Biz hemen giriyoruz devreye, aydınlatıyoruz ve halkımız isterse bu ankete katılıyor. İstemezse tabii ki katılmıyor. Ama burada doğruyu, sahayı tespit edebilirsek, planlama boyutunda da katılımı paydaşlarla sağlarsak doğru sonuca daha rahat gideriz. Kaynakları daha efektif kullanırız diye düşünüyoruz. Onun gayretindeyiz. Ve güzel bir çalışma olacağına da inanıyoruz. Bir diğer önemli konu, başkanlığını sizin yaptınız. Samsun Ulaşım Dairesi'nin yeni bir çalışması var. Evet. Ve bu çalışma Samsun'un ulaşım noktasındaki hakikaten önemli artı değer katacağına inandığımız bir proje. Ve yine az önce bahsettiğimiz gibi uzun süredir peşinde olduğunuz, takip ettiğiniz, altyapı çalışmalarını sürdürdüğünüz bir çalışma bu da. Biraz isterseniz bundan da bahsedelim. Evet. Şimdi sözlerime başlarken saha toplantıları, ilçe toplantıları, paydaşlarla görüşmeler ve buradan alınan bilgilerden bahsetmiştik. Kısa ve orta vadeli ve uzun vadeli planlarımızı yaptığımızdan bahsetmiştik. Burada bizim yazılı mevzuatımızın yani Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin yönetmelikleri ve tüzüklerinin sahadaki meydana gelişmeler. Yani yanlış da ifade etmek istemiyorum. Dünya korkunç bir hızlı değişimin içerisinde. Hayatımıza yeni aktörler, yeni donanımlar, yeni yazılımlar, yeni ürünler, yeni hizmetler çok hızlıca girebiliyor. Bu bizim yaşam tarzımızı, alışkanlıklarımızı ve
programlarımızı revize etmemize neden olabiliyor. Sahayı böyle ölçtükten sonra şuna karar verdik. Kendi yazılı mevzuatımızı upgrade etme ve yeni doğan ihtiyaçlarla birleştirme gereğini hissettik. Büyükşehir Belediye Meclisimizde görüşülmekte olan 8 tane yönetmenimizi hazırladık. Bunlardan mesela bahsedecek olursak biri tamamen bizim Ulaşım Dairesi Başkanlığımızın görev yetki sorumlulukları içerisinde bizim ulaşımla ilgili belgelendirme planlama faaliyetlerimiz varken denetimle ilgili bir birimimiz yoktu. Ama sahaya çıktığımızda paydaşlarla yaptığımız toplantılarda emniyet, jandarma, şoförler odası, hat dernekleri baktık ki servisçilerimiz bir denetim gereği oluşmuş haddinden fazla ve denetim birimi oluşturuyoruz. Denetim biriminde de ne yapacağız? Emniyet, jandarma ve Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nın denetim personelleri koordineli bir şekilde yazılı mevzuatta yer alan ve istediğimiz kriterlerde sahada hizmet sunulup sunulmadığını kontrol edeceğiz. Böylece hani biz mevzuatı çıkardık, mevzuata uygun başka bir yere tevsik etmeyeceğiz işimizi. Kolluk güçleriyle beraber koordineli bir şekilde yapacağız ki özellikle yaşanmasını istemediğimiz, arzu etmediğimiz özellikle öğrenci servislerimizde ülke gündemine çok geliyor. İşte bu tür naoş olayların önüne geçebilmek yazılı mevzuatta yazılanların sahada denetimiyle mümkün. Buna inanıyoruz ve eğitimiyle mümkün. Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nın görev yetki sorumluluklarındaki en radikal değişiklik denetim birimi. Şimdi dönecek olursak ikinci bir köklü değişiklik ve Türkiye'de de zannediyorum olmayan bir değişiklik biz ilk yapacağız. Artık Samsun ili ve ilçelerinde ehliyet belgesi olan, sürücü belgesi, SRC belgesi olan toplu taşıma araçları kullanamayacak. Bu yönetmelikten sonra ehliyeti, SRC belgesi olan sürücülerimiz ayrıyetten Büyükşehir Belediyesi'nin anlaşıp planlayacağı üniversiteyle veya Milli Eğitim Müdürlüğümüzle eğitimlere katılacaklar, başarılı olacaklar. Ondan sonra biz onlara Büyükşehir Belediyesi olarak kent içi toplu taşım sürücü belgesi vereceğiz. Artık SRC belgesi de yetmeyecek. Yetmeyecek. Evet. Neden? Hayat çok hızlı değişiyor. Kullanılan donanımlar, alışkanlıklar çok hızlı değişiyor. Ve her şeyden öncesi can taşıyoruz. Bu can bizim için çok kıymetli. Kesinlikle. Çocuğumuz, teyzemiz, eşimiz, babamız, annemiz can taşıyoruz. Ve eğitimi burada bir tık üste çıkararak denetimle beraber düzeltici, önleyici faaliyet diyebileceğimiz bir değişiklik geliyor. Araçlarımız biliyorsunuz kent içi toplu taşıma araçları diğer araçlar gibi Ulaştırma Bakanlığı'nın verdiği yetki doğrultusunda araç muayene kuruluşlarında muayene ediliyor. Biz ayrıyetten muayene kuruluşunun yaptığı kontrollerin ilave olarak yönetmeliklerimiz yasalaştıktan sonra anlaşacağımız A tipi muayene kuruluşlarına araçlarımızın toplu taşıma araçlarımızın kontrolünü isteyeceğiz. Ne gibi? İşte içerideki ambiyansı farklandıran ışıklandırmalar, ses sistemleri, aracın standartında olmayan oturma koltukları veya başka donanımlar gibi standarda uygun olup olmadığını ayrıyetten denetleyeceğiz. Yani bunları da yaparken 18 veya 19 defa şoförler odası, emniyet, jandarma, ilgili paydaşlarla toplantılar yaptık. Bunları yani çıkacak olan yönetmelikleri bütün meslek odaları ilgili paydaşların hepsi biliyor. Yine aynı biliyor. Şey yapıldı. Tabii sunduk, anlattık. TÜMOK ve bağlı odalarını anlattık. Böyle bir talep var. Sahada böyle gelişmeler var. Biz de böyle bir çalışma hazırladık. Sizlerin katkılarınız neler dedik. Önerileri olanlar oldu. Ve ikinci söyleyeceğimiz konu artık Samsun'da bir dolmuşumuzu, bir
minibüsümüz, minibüs dolmuşumuzu, bir özel halk otobüsümüzü ehliyet ve SRC ile kullanmak mümkün olmayacak. Bu eğitimi almış olmak gerekecek. Ha tabii biz de idare olarak ilçelerde de olduğu için bu, ilçelerde de verilebilecek bir eğitim altyapısını idare olarak hazırlayacağız. Şoför adaylarımız buralara eğitimlere katılacaklar. Başarılı olduktan sonra bizden belgelerini alacaklar. Ondan sonra aktif toplu taşıma hizmetinde hizmet verecekler. Biz de bunları denetleyeceğiz. Üçüncü bir değişiklik, biliyorsunuz Samsun'un hedefleri var. Bir tanesi de turizm hedefi. Ayvacık ayrı bir güzel. Vezir Köprü, Kuş Cenneti. Burada kullanılan deniz araçlarımız var. İç su araçlarımız var. Yolcu taşıyor. Turistik yolcu veya karşıdan karşıya yolcu taşıyor. Araç taşıyor. Bunlarla ilgili bir yönetmelik eksiğimiz vardı. Sahada Vezir Köprü'de, Ayvacık'ta yaptığımız toplantılarda sahadaki beklentileri, yaşanan ve yaşanabilecek hadiselerin öngörüsünü oluşturduktan sonra gene paydaşlarla beraber liman başkanlığımızın desteklerini burada tekrar sizlerin aracılığıyla teşekkür etmek istiyorum. Çünkü onların uzmanlık alanı, yönetmenimizi hazırladık. Bundan sonra iç sularda ve denizde yolcu taşıyan, araç taşıyan araçlarımızın da yönetmelik gereği standartları tanımlandı. Çalışma usul esasları tanımlandı ve uygulamaya geçecek. Burada da bir boşluğu doldurmuş olacağız. Yine keza teleferikle kablolu araç taşıma yönetmeliğimizi hazırladık. Mahalleden ilçe merkezlerine gelen N plaka diye tanımlanan minibüslerimizin, minibüs dolmuşlarımızın yönetmeliklerini hazırladık. Tabii bunlar, bu yönetmelikler çok hızlı bir teknoloji değişiyor. İş yapış süreçlerimiz ve biçimlerimiz çok değişiyor. Alışkanlıklarımız değişiyor. Buna bağlı olarak bu yönetmelikler zaman içerisinde bizler veya bizlerden sonra tekrar değişecektir. Ama burada kritik nokta şu, sahayı ölçtük, paydaşlarla toplantılar yaptık. Yaklaşık bir yılda hazırladık bu yönetmelikleri ve üzerinde mutabık kalarak hazırladık. Ortak akıl dediğimiz. Ortak akılı söylediğimiz, konuştuğumuz, arzu ettiğimiz ortak akılı işimize yansıttık. İnşallah bundan sonrası da bu hazırlanan yönetmeliklerin uygulanıp uygulanmadığını denetlemek, eksiklikleri süreç içerisinde gidererek bunu sürdürülebilir bir hale getirebilmek. Biz yakaladığımız bu sinerjiyle, Başkan Bey'in bize verdiği vizyon, paydaşlarla yaşadığımız sinerjiyle çalışmalarımızı, bu konuda gelişmeleri Samsun halkımıza güvenli, konforlu, sürdürülebilir, erişilebilir bir toplu taşım sistemiyle buluşturmak yolunda çalışmalarımıza devam edeceğiz. Yani o hep tırnak içinde söylüyorum, çok civcivli kelimeler vardır ya, işte ortak akıl gibi, ortak fayda gibi. Ama hani içini bir türlü dolduramadığımız kavramlardır ya bunlar hep. Galiba bunu bu sefer başarıyoruz. Başarmak zorundayız. Olması gereken de zaten. Şimdi şöyle düşünün Onur Bey. Günümüzde en sihirli kelime sürdürülebilir maliyet. Sürdürülebilir maliyetin içine açtığımızda doğru planlama, doğru işletme, süreci kontrol edebilme geliyor. Siz burada hizmet verdiğiniz ve sistem aktörlerini kucaklayamaz, onlarla ortak akıl üretip ortak idealde buluşamazsanız sürdürülebilir maliyeti yakalamanız mümkün değil. Artık günümüzde öyle bir dünyaya geldik ki dünya dümdüz, artık yuvarlak değil. Biz yuvarlak biliyorduk ama ekonomik anlamda dümdüz olduğunu görüyoruz, okuyoruz, takip ediyoruz. Bizim var olabilmemiz için, halkımıza hizmetlerimizi sürdürülebilir bir şekilde sunabilmemiz için bu yönetim anlayışıyla çalışmamız gerekiyor. Zaten bize de verilen, Başkan Bey tarafından verilen talimat bu şekilde, kendisi de beyan etti. Geleceği planlamak için halkımıza soruyoruz dedi. Başarının da aslında Amerika'yı yeniden keşfetmenin de çok kesinlikle gereği yok. Şimdi iki önemli noktayı konuştuk ama bunlar Samsun halkının yakın vadede hedefleyeceği ya da yakın vadede hayatına girecek konular, ama
çok daha yakında girecek bir şey var hayatta. Evet. 2 gün sonra. Pazartesi günü. Pazartesi sabah itibariyle. Evet. Ki Samsun'da toplu ulaşım oranları da fena da sayılmaz aslında Türkiye ortalamasına bakarsak. Yani ortalamanın üstünde. Evet. Yani ortalamanın üstünde daha da iyileştirmek için mücadele ediyor. Tam da o noktada bir şey yapılıyor şimdi. 70 adet yeni otobüs pazartesi sabah itibariyle Samsun halkının hizmetine girecek. Peki bu 70 tane otobüs nerede girecek? Evet. Bir onu sorayım. İlave olarak da bundan sonraki ulaşım aktörleri açısından Samsun ulaşımını rahatlatılması noktasında yeni projeleriniz, yeni çalışmalarınız var biliyoruz. Dilerseniz onları da konuşalım. Peki. Şimdi yaptığımız saha çalışmaları ve devam eden yatırımlar var biliyorsunuz. Hı hı. 2016'da gene yaptığımız bir çalışma, Gar Tekeköy hattına raylı sistemi uzattık. Uzattık ama bu hatta erişmek isteyen vatandaşlarımıza ringleri planladık. Ringleri planladık ama araç lazım. Aynı zamanda biliyorsunuz Samsun'da otobüsle toplu taşımacılık yapılan hatlardan halkımızın en çok rağbet ettiklerinden biri ekspres hatları. Hı hı. Çok yaygın kullanılır. Evet, çok seviyoruz. Halk tarafından da teşvik edilen bir hatlarımız. Yeni ekspres hatlarımızın ihtiyaçlarını işte yaptığımız saha çalışmalarında, yaptığımız toplantılarda gördük ve planlamamızı yaptık. Bunlar büyük yatırımlar. Yaklaşık kesinlikle 22 milyon liralık bir yatırım. 22 milyon liralık. Evet. Bu sadece taşıt yatırımı. Taşıtın az, satın alımı yatırımı. Satın alımı yatırımı. Hı. En az 150 tane sürücüsü, yakıtı, vergisi, ciddi yatırımlar bunlar. Ve bunun bir sistematiği, algoritması var. Bu algoritmanın kurulması gerekiyor. İhtiyaç olunan yerlerimizi tespit ettik. Saha çalışmalarımızı yaptık. Ve 70 sayısı çıktı karşımıza. Sağ olsun Başkan Bey de. Biliyorsunuz çok yatırım yapılıyor. Büyük şehir olduktan sonra ciddi anlamda yol, su, altyapı yatırımları yapılıyor. Devlet Malzeme Ofisi aracılığıyla siparişlerimizi verdik. 70 tane otobüsün siparişini verdik. 29 otobüsümüz geldi. Plakaları takıldı. 10 tanesi de 2 gün önce geldi. Onların da plaka takımı devam ediyor. Pazartesi günü ringlerimizden 2 tane ringimiz aktif hale geliyor. Biri 19 Mayıs Sanayi Sitesi ve Organize Sanayi ile raylı sistemi buluşturacak olan ringimiz. Burada oraya biz Samsun üreten yüzleri diyoruz. Harika. Üreticilerimizin, çalışan teknik personel arkadaşlarımızın, vatandaşlarımızın raylı sisteme erişimini sağlayacak ring düzenli sefere giriyor. İkinci ringimizde özellikle raylı sistemi güney noktasında, güneye doğru buluşturacak olan Gar, Lise Caddesi, Siteler Bulvarı, Çevre Araştırma Hastanesi'ni içine alan ringimiz devreye giriyor. Üniversite, Atatürk Bulvarı, Çevre Araştırma Hastanesi ve Otogar'ı içine alan ekspres hattımız hizmete giriyor. Bir de belediye evleri, 100. Yıl Bulvarı, Kalkancı, Baruthane, tekrar aynı güzergâhtan dönen ekspres hattımız hizmete alınıyor. Evet. Otobüslerin gelmesi aralığın ilk haftasında tamamlanacak diye hedefliyoruz. Ondan sonra diğer ringlerimiz ve ekspres hatlarımız da devreye girerek vatandaşımızın güvenli, konforlu, sürdürülebilir bir toplu taşıma erişim imkanını artırmayı hedefliyoruz. Evet. Bunları da sizlerin vasıtasıyla, dinleyicilerimizle bilgilendirerek, süreç içerisinde diğer ringleri, diğer ekspresleri de bilgilendirerek erişimin artırılmasını hedefliyoruz. Bunlar toplu taşıma yapılan yatırımlar konusunda gerçekten Büyükşehir Belediye'mizin raylı sistem hat yapımı, ulaşım ana planı hazırlanması, otobüslerin ilave edilmesi ki biliyorsunuz 106 tane halk otobüsümüz var, 41 tane de Samulaş'ın ring otobüsleri vardı. %50 kapasiteyi arttırdık. 70 tane sayı, %50 kapasite artıyor. Bunlar toplu taşıma yönetimimizin, başkanımızın verdiği önemi, halkımızı toplu taşımayla buluşturmaya verdiği çabası olarak da algılamanızı istirham ediyorum. Şimdi ulaşımla ilgili beni bu şehirde yaşayan bir insan olarak çok mutlu eden başka bir nokta daha var. Başbakanlık birkaç gün önce bir genelge yayınladı ve dedi ki,
metro, tramvay, hafif raylı sistem araçlarının %51'i, en az %51'i yerli olacaktır. Evet. Ama Samsun ne yaptı? Başka bir şey yaptı. O göndergeden çok çok önce. 2015 yılında. 2015 yılında. Bundan yaklaşık 2,5 yıl önce bunu evet. hayata geçirdi. O yerlileşmeyi de biraz konuşalım. Tabii. Çünkü bu Samsun'un örnek gösterilebilecek nitelikteki bir gururdur bence. Evet. Şimdi isterseniz dinleyicilerimizle yerli ve milliyi kısa bir anlatarak girelim. Yerli lisansı herhangi bir ülkeye ait olan fakat Türkiye'de üretilen ürünlere ve hizmetlere diyoruz. Milli lisansı, tasarım hakkı, patenti tamam abi, milli bir firmaya ait olan ve Türkiye'de üretilen ürüne diyoruz. Biz 2015 yılında Tekeköy gar hattı yapım çalışması devam ederken doğacak tren ihtiyacımızın satın alma sürecinde Samulaş Yönetim Kurulu Başkanı aynı zamanda Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Yusuf Ziya İlmaz Bey'in de talimatları ve vizyonları doğrultusunda yerli ve milli tren hedeflemiştik. Hı. Ve bunu sağlayan bir firmamız ihaleyi kazandı. Bizim aldığımız şu anda Samsun halkının kullandığı panorama trenlerimiz hem yerli hem milli bir tren. Yerlik seviyesi de yeni çıkan genelgenin üstünde olan bir tren. Bundan sonraki satın almalarda da farklı bir çizgi, vizyon çizileceğini de zannetmiyoruz. Bu şekilde devam edecek. Hı hı. Çünkü biz bir kredi açıyorsak bir ürün alarak bunu yerliden ve milliden yana kullanırsak refah seviyemizi, kalkınmamızı ve maliyetlerimizi yükseltir, maliyetlerimizi de düşürürüz. Böylece sürdürülebilir yapıya ulaşırız diye inanıyoruz. Ama gerçekten Samsun bizle beraber Kocaeli'de aldı panorama trenlerinden. Zannediyorum Antalya çalışma yapıyor kesin olmamakla daha net ihalesini yapmadı. Biz 2015 yılında genelgeden 2 sene önce bu operasyonu yaptık. Ondan da mutlu olduk. Bu mutluluk, bu gurur da hakikaten hepimizin, Samsun'un öncelikle baş aktörü tabii ki Yusuf Ziya Bey'in ve daire başkanı olarak sizin de büyük katkınız var. Ulaşım deyince Samsun'un bir diğer merak ettiği bir konu var. Özellikle öğrencilerin, üniversite evet. öğrencilerinin merak ettiği bir diğer konu ki aslında inşaat çalışmaları devam ediyor. Ediyor. Hani konunun direkt muhatabı olarak sizi almak belki doğru değil ama çalışmayı çok yakinen takip ettiğiniz evet. için bu bilgiyi de izleyicilerimizle evet. paylaşalım. Üniversite durağı ile kampüs arasında devam eden bir inşaat çalışması evet. var. Raylı sistem evet. inşaat çalışmaları. Hedefi koydu Sayın Başkan ve bu noktada hedefleri her zaman tuttu. Evet. Bu üçüncü hedefi raylı sistemle evet. ilgili 3'te 3 olacak. Şimdi şöyle söyleyeyim. Fen İşleri Daire Başkanlığımızın yaptığı ihale neticesinde bizim raylı sistemin üniversite durağıyla kampüs arasında raylı sistem hattı yapılıyor. Yüklenici firma ve Fen İşleri Daire Başkanlığı'ndaki teknik ekip 7/24 işin üzerinde çalışıyor ve hedefi tutturmaya çalışıyor. Biz oradaki potansiyelin raylı sistemle buluşmasını Tekeköy'den tedavi amaçlı üniversiteye gitmek isteyen bir teyzemizin veya bir amcamızın binip direkt hastaneye ulaşmasını, yani hem insani, hem sosyal, hem ekonomik anlamda birbirini tamamlayan bir yatırım olacak. Ekipler... Normalde şu an Tekeköy'den çıkan bir insan raylı sistemi kullanmazsa üniversite için 3 ya da 4 araç mı kullanmak? 3 araç kullanmak evet. zorunda. Şimdi hastaneye çıkmak için Tekeköy'den binecek raylı sisteme ve hastaneye inecek. Evet, evet. Böyle bir güvenli, konforlu hizmeti sağlamış olacağız. Tabii ki diğer toplu taşıma araçları da hizmet etmeye devam edecek. Ancak şunu çok iyi biliyorum. Fen İşleri ve yüklenici firmanın ekipleri o hedefi tutturabilmek için gerçekten özveriyle çalışıyor. Tedarik süreçlerinde bir aksama olmazsa çünkü biliyorsunuz o hatta kullanılan yurt dışından ithal edilen güç sistemleri, enerji sistemleri evet tabii eğim de yüksek bir eğim var. Hem eğimi düzeltiyorsunuz hem yurt dışından tedarik edilen tedarik süreçleri çok uzun Onur Bey. Güç, enerji sistemleri, sinyalizasyon sistemleri, makas sistemleri tam tempo
hedefi tutturmak için ama mücadele ediyorlar. Ama bence 3'te 3 olacak gibi geliyor. İnşallah, inşallah. Ümidimiz inşallah, o yönde. Inşallah. Çünkü dediğiniz gibi aslında sadece üniversite öğrencileri için de şehirde yaşayan birçok insan tabii. için de çok değerli bir ulaşım aktörü olacak. Sizinle yaptığımız programda demiştik ki, raylı sistem 4 ilçeyi birbirine bağladı demiştik Tekeköy'den sonra. Evet. Atakum, İlkadım, Canik ve Tekeköy. Evet. Yani bu pek görünmeyen bir şey ama 4 ilçeyi birbirine bağlayan bir toplu taşım sistemimiz kesinlikle. Var. Muazzam bir şey ve belki de en değerlisi orada 2 tane çok büyük alan var. Bir fuar merkezi var, bir kapalı spor salonu var. Tabii ki. Stadyum var. Stadyum var en evet. önemlisi evet. ve ulaşım noktasında hep acaba vardı. Evet. Stadyum noktasında özellikle ama vaat edilen tarihte gerçekleşmesi ve insanların bildiğimiz gibi şu anda kullandıkları gibi çok yoğun bir şekilde raylı sistemi kullanıyorlar Samsun evet. Spor maçlarını. Ve diğer karşılaşmaları ki en büyük sınavı bence olimpiyatlarda verdi. Evet. Ki o sınavdan da onun akıyla çıktığını düşünüyorum ben Samsun Ulaşım Daire Başkanlığı'nın. Kesinlikle, kesinlikle çok iyi bir iz bıraktık diye düşünüyorum dünyada. Olimpiyatta en kötü, yani hiç böyle kayıtlara giren nahoş bir şey yaşanmadı. Kesinlikle. Giden insanların yaptığı, anketler yaptığı Uluslararası İşitme Engelliler Federasyonu anketlerin sonuçları gayet güzel. Zaten kendisi de son kapanış toplantısında Mihail ifade etti. Ben dedi Samsun dediğinde acaba değiştirsek mi diyordum. Ama buradan giderken Samsun çıtayı bir önceki olimpiyatın üstüne koydu dedi. Bu kelimeler kolay kolay söylenmiyor. Kesinlikle. Şehir bir bütün oldu. Ve hep beraber biz olimpiyata vatandaşlarımızla, esnafımızla, bürokratımızla, teknik ekibimizle güzel iş çıkardık diye düşünüyorum. Yani biz de güzel bir deneyim yaşadık. Uluslararası böyle büyük bir organizasyonunda gerçekleştiğimizde hepimizin, sizler basın olarak hep takip ettiniz, hepimizin bir katkısı var. Bence güzel bir sınavdı olimpiyat. Kesinlikle ve o sınavı başarıyla, atlattığımızı ona düşünüyorum. Ben de kesinlikle katılıyorum. Sayın Gürkan, ilk bölümü tamamlayacağız. İkinci bölümde 10 Kasım'la ilgili özel bir yayınımız var ama bu bölümü kapatmadan önce mutlaka söyleyecekleriniz vardır evet. diye tahmin ediyorum. Evet. Dilerseniz o son sözü. Şimdi edelim. Bizim hizmet anlayışımızın en orta noktasında insanımız var. Onlara hizmet ediyoruz. Onların beklentilerini ve oluşacak beklentilerine yönelik çalışmalar yapıyoruz. O yüzden insanımıza, vatandaşımıza yönelik bir hatırlatma yapmak istiyorum. Toplu taşım araçlarında, raylı sistem araçlarında, duraklarda, hemzemin geçitlerde görevlilerin talimatlarına lütfen uysunlar. Müzik dinliyor gençlerimiz kulaklıkla. Çok korkuyoruz. Toplu taşım araçlarının ikaz kornalarını, zillerini duymuyorlar. Bu hadiselerin yaşanmasını istemiyoruz. Onun için biraz daha dikkatli olmalarını istiyoruz. Bu birincisi. Hem zemin geçitlerde lastik tekerlekli araç sürücülerimizin çok itidalli, aceleci davranmamalarını istiyoruz. Sonuçta 3 saniye, 5 saniye için kazalar yaşanabiliyor. Bunların önüne geçmek bizim elimizde. Biraz daha sabırlı olursak, trafikte birbirimize biraz daha anlayış gösterirsek, yani gerginliğin kimseye faydası yok. Trafik de hiç gerginliği affetmiyor biliyorsunuz. Bunları hatırlatmak istiyorum. Bunun yanı sıra vatandaşlarımıza yaptığımız çalışmalarda bizlere evlerine misafir ederek bizlerle yaptıkları ulaşım çalışmalarını paylaştıkları için teşekkür ediyorum. Henüz ziyaret etmediğimiz vatandaşlarımıza da bu konuda çalışma yapan sahadaki arkadaşlarıma yardımcı olduklarından dolayı şimdiden teşekkür ediyorum. Evet. Sizlere de bizlerin yaptığı çalışmaları halkımıza ulaştırmamıza yardımcı olduğunuz için şahsınıza ve kurumunuza ben da teşekkür ediyorum. Bizler çok teşekkür ederiz. Bu şehirde yaşayan ve bu şehrin derdiyle dertlenen sizler gibi bizler de bir şeyler yapmak için uğraşmanın derdindeyiz. Her şeyden önemlisi. Sayın Gürkan'la bir önceki yayınımızda Samsun Ulaşım'ını konuştuk. Bu sefer daha spesifik bir konumuz vardı. Ulaşım ana planını konuştuk ve ulaşımı rahatlatacak, toplu ulaşımı rahatlatacak çalışmaların başında gelen 70 yeni otobüs Samsunlarla buluşacak 2 gün sonra. Kadir Gürkan
Benim Samsun'da kendisiyle yayından önce de konuştuk. O notu bir daha aktarayım. Ekonomi konuşmaktan büyük keyif aldığım bir isim ve ulaşım ekonomi konusunda da fikirlerine büyük değer verdiğim bir isim. Şimdiden ben bir sonraki yayın içinde kendisinden söz almıştım yayından önce. Bu sözü bir kez daha şimdi alacağım ve Endüstri 4.0'ı, gelecek teknolojiyi, belki nanoteknolojiyi konuşacağımız ayrıca bir yayın yapmak üzere. Şimdi veda edeceğiz. Kısa bir aranın ardından 10 Kasım özel yayında sizlerle tekrar birlikte olacağız. Şimdilik hoşçakalın.